şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır. Öte yandan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise, patlamayla ilgili dört iş müfettişi görevlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da maden ocağındaki patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını bildirdi. Kurtarma ekiplerinin yoğun kurtarma operasyonu mücadeleleri canla başta devam ediyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, TTK, ama SRAM müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için meydana gelen ekipler yoğun mücadele veriyor. TTK'nin Zonguldak'ta koşullu tahliye ekibi 8 takım olarak maden ocağında arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 umki aracı, 31 ambulans, 1 acil mücadele aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katılıyor. Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar ambulanslarla acilen hastaneye kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan acil müdahale merkezinde de yaralılara acilen sıcağı sıcağına olay yerinde müdahale ediliyor.